Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri bugün sizlerle birlikte Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin incelemesini detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Hem en sonunda teknik analizini kısa vade orta vade içerisinde al sinyali veriyor mu sat sinyali veriyor mu uyumsuzlukları var mı bunları inceleyeceğiz. Hem temel verilerini inceleyip analizini yapacağız hem de sektörel bazda bir inceleme gerçekleştireceğiz. Şimdi gelin emlak konut gayrimenkulün analizine geçelim. Geçmeden önce bu videoda anlattığımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Videoya başlamadan önce de kanala abone olup beğeni atarsanız ve destek yorumlarınızı, sorularınızı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi yorumlara belirtirseniz çok teşekkür ederim. Abone olup beğeni attıysanız haydi başlayalım. Öncelikle temel verilerini inceleyerek başlıyoruz 10 çeyrekliği aldım 2020'nin 3. ve 2021'in 3. aylarını kıyasla başlıyoruz Satışlarını ikiye katladığını görüyoruz fakat bunun brüt kâra esas faaliyet kârına yansımadığını görüyoruz Esas faaliyet kârına yansımaması bizim için ciddi bir sorun 2. kısım net dönem karını ikiye katladığını görüyoruz fakat 3.8 milyar lotu olan 7.5 milyar TL'lik bir e, Piyasa değerine sahip bir şirketin 200 milyon net kar yapması aslında iyi sayılmaz. Öz kaynaklarına baktığımız zaman öz kaynaklarının bir miktar arttığını, sabit gibi kaldığını görüyoruz. Dönen durak varlıklarını Özür diliyorum duran varlıklarını azalttığını ufak bir dönem varlık arttırdığını görüyoruz. Çeyreklik net karı geldiğimizde çeyreklik bakın 2018'in 12. ayında 1.2 milyarlık bir net kar yazabilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Fakat o zamanki çeyreklik satışların 4 milyar seviyesinde olduğunu görüyoruz. İşte çeyreklik fab öyüne de yansıdığını görüyoruz. Bu noktada yapacağı şey emlak konutu tabii ki net karını ve esas faaliyet karını arttırmasıdır piyas öztemli sermayesinin çok fazla olması ve fiili dolaşım oranında %50 olması bu noktada bizi üzüyor. FK oranı, fd FV ve pd desini birazdan sektörel bazda bakacağız. Bakalım sektörüne nasıl bunu inceleyeceğiz. Çeyreklik marjlarına baktığımız zaman yükselişte olduğunu sadece net kar marjının düşüşte olduğunu görüyoruz. Cari oranını çok hızlı bir şekilde azaltmış ama 2.13 cari oranı var. Bu da yeterli sayılabilecek bir cari oranda olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranlarına geldiğimiz zaman %50'den %48'e çektiğini görüyoruz. %48'lik cari oranlar özür diliyorum %48'lik kaldıraç oranları BIST 100 yani Türkiye borsaları için özellikle konuştuğum zaman normal kabul edilebilecek seviyededir. Öz sermaye karlılığının en tepede %10 olduğunu şu anda %6'larda olduğunu yavaş yavaş yani kademeli olarak artışlar yaşadığını görüyoruz ama çok iyi bir öz sermaye karlılığı değil. Tabii ki yine gidip ne yapacağız sektöründe kıyaslayacağız kendisini. Sektörüne geldiğimiz zaman iki tık yakınlaştırıyorum rahat görebilin diye. Şu şekilde biraz sağa çekiyorum. Evet. Şimdi bakalım. Öz sermaye karlılığının %6.6 olduğunu gördük. Buradan da teyit etmiş olalım. %6.6 öz sermaye karlılığını. PDDD'sine baktığımızda 0.50 PDDD olduğunu görüyoruz. Şimdi kendisinden yüksek öz sermaye karlılığı olan ve e, inceleyeceğimiz kağıtlara geçiyoruz. Birincisi Alerko Gayrimenkul. Gördüğümüz üzere Algeo. Sizlere daha önceki videolarda da söylemiştim. Algeo'nun çok iyi seviyelerde olabileceğini. Algeo'ya baktığımız zaman ne görüyoruz Burada. %19.7 öz sermaye karlılığına 0.85 pdd olduğunu görüyoruz Bu noktada kendisi oldukça iyi oluyor Bir aşağısındaki şirket Avrasya gayrimenkulün %20 öz sermaye karlılığına 1.37 pdd olduğunu görüyoruz Bu noktada baktığımızda Alarko gayrimenkul çok da iyi seviyede görebiliyoruz Onun haricinde halk G gayrimenkul yatırım ortaklığı %11 öz sermaye karına 1.07 PDD'de. Bu noktada baktığımızda aslında emlak konutun daha iyi seviyede olduğunu görebiliyoruz Fakat şurada İş gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımızda ne oluyor? Emlak konut'tan daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Çünkü PDDD'si daha da düşük seviyelerde. %28.4 öz sermaye karlı Ozak Gayrimenkule baktığımızda bakın %28 öz sermaye karlılığını 0.42 PDDD'si var. Muazzam seviyede olduğunu görüyoruz. Yukarıdan baktığımız zaman eee Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan da çok daha iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz Ozak Gayrimenkul'ün. Aynı zamanda sektöründe Peker Gayrimenkul Reyaş Simpaş gibi birçok gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Kendisinden daha iyi konumda olan. Sadece öz sermaye karlılığı olarak değil. Öz sermaye karlılığı PDD'de uyum olarak kendisinden daha iyi en az 4-5 şirketin olduğunu görüyoruz. Bu noktada emlak konut gayrimenkulün yapacağı şey ucuzluk oranı zaten güzel. 0.50. Kendisinden daha ucuz 1-2 tane şirket var yok. Yapması gereken şey öz sermaye karlılığını yükseltmek olacak. Mutlaka karlılığını arttırmak zorunda olduğunu söylüyoruz. Yani sektörel olarak baktığımız zaman sektöründe kötü konumda değil. Sektöründe belki 10 15-20 tane şirket var. Bunların içerisinde en iyi ilk 5, ilk 7'ye girebilir. Ama en iyi ilk 3'e, ilk 2'ye, en iyi sıraya oturması için öz sermaye karlılığını mutlaka yukarı yönlü hareket ettirmesi, öz sermaye karlılığını yükseltmesi gerekiyor. de şu an için iyi seviyede, FK oranları kötü seviyede değil ama dediğim gibi karlılığını arttırması gerekiyor. İşte buradan geçiyor. Bu da ne zaman olabilir? Çok basit. 4 milyarlık tekrar bir satış yapıp net karında 1.2 milyara çıkarttığı zaman böyle bir net kara ulaştığı zaman favöünde ne kadar 1.37 milyarlık bir FAVÖ'ye tekrar geri ulaştığı zaman zaten sektör içerisinde enler seviyesini en iyi seviyeye çıkabilecektir rahatlıkla. Temettü oranlarını kısaca incelediğimizde 2011'den beri temettü dağıtan ortalama %3 temettü verimliliği dağıttığını görüyoruz. Ama son 3 seneye baktığımızda %2, %0, %1'lik bir temettü oranı dağıttığını görüyoruz. Bu noktalar arasında 2014-2018 arasında 4, 3, 3.5 ve 7 Yüzde oranlarında temettü dağıtsaydı ve buna devam etseydi daha iyi bir şirket haline gelebilirdi. Zaten gayrimenkul yatırım ortaklıklarının genel prensibi sizin yerinizde ev alması, arsa alması, şirket alması, fabrika alması ve bunları kiraya verip bunların kiralarını size getirip dağıtmasıdır. İşte bu yüzden burada kar oranını çok fazla dağıtmayan şirketlere ben karşı duruyorum genelde. Örneğin Ak Merkez gayrimenkul yatırım ortaklığı vardı ve çok iyi ciddi temettüler dağıtıyordu. İşte zaten yatırım ortaklıklarının amacı gayrimenkul yatırım ortaklığı mutlaka temettüyle kar payını dağıtmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi gelin isterseniz kısaca da bir teknik analiz verilerini inceleyelim. Ardından videomuzu sonlandıralım. Emlak konut gayrimenkulü ile ilgili temel sadece dinlemek isteyenler için karlılığını arttırması gerekiyor. Bunun için hamleler yapması gerekiyor. Karlılığı arttıkça fiyatları çok yukarı yönlü hareket edebileceğini söyleyebilirim. Şimdi gelin para akışı endeksini atmıştık zaten. Directional Movement Index ve bir de Bollinger bantlarını atarak başlıyorum. Bollinger bantlarına geldiğim zaman burada ilk benim uzaktan bile gözüme çarpan bir nokta var. Sıkışma var ve fiyatlar da bu sıkışmadan sonra yukarı yönlü hareket ediyor. Bu senaryoyu 2020 Ekim'de gördük mü? Bakın sıkışma var ve fiyatlar aynen burada olduğu gibi bakın. Fiyatlar yukarı yönlü taşmaya çalışıyor. Fiyatlar yukarı yönlü taşmaya çalışıyor. Bir güzel çöküş yaşanıyor. Bu çöküşten sonra ise Ortalama yüzde 60'lık bir kar marjı sağlanıyor Yani Bakın yine sıkışma var daralma var fiyatlar yukarı yönlü zorlamaya devam ediyor. Burada ufak bir düşüşler alttan toplamalar olabilir ama yukarı yönlü en azından bir önceki zirvesine doğru hareket ederse %25'lik bir kar marjı üzerinde teknik bazda olabilir. Directional Movement Index tam olarak 11 Mayıs'ta al sinyaline geçiyor ve al sinyaline geçtiğinden beri %7-%8'lik bir kar marjı sağlıyor. Para akışına baktığımızda ciddi bir para girişi yaşandığını fakat para girişi yaşandığı kadar bile hissenin artmadığını görüyoruz. Yani şu anda emlak konutun teknik verilerinin oldukça olumlu tarafta olduğunu görüyorum. Gelelim devam edelim. Göreceli güç endeksi, Kafman hareketli ortalaması ve Williams Gator indikatörü ile devam ediyorum. Son olarak bir de parabolik sarlığı inceleyeceğim. Kafmanın bakın ne zamandan beri? Mart'ın başından beri Kafmanın altında hareket eden, bir kere test eden emlak konutun artık Kafmanın üzerinde kırdığını görebiliyoruz. Bunun fake olup olmadığına nereden baktık? RSI destekliyor, para akışı endeksi destekliyor. Birkaç gün daha Kafman'ın yani 1 lira 95 kuruşlu seviyeler üzerinde hareket eder üzerinde kapanışlar yaparsa Bunun yükseleceği ve ilk potansiyelin 2 liralar seviyesinde ikinci potansiyelin artık yavaş yavaş 2 lira 20 kuruşlar seviyesine dayanabileceğini görüyoruz RSI yukarı yönlü hareketi destekliyor Kafman hareketli ortalaması da Yukarı yönlü hareketi şu an için destekliyor kafman üzerine atması Gelip williams gator indikatörüne baktığımızda williams gator da tam olarak yükseliş kanalında oluşturduğunu Bunun sinyalini bizlere oluşturuyor görüyoruz ki Yeşil üstte mavi aşağıda ve ee, mavi en altta olduğunu görüyoruz. Timsah ağzını açmış ve yukarı yönlü bir uyanışın başlayacağını bizlere söylüyor. Son olarak sara baktığımız zaman bakalım parabolik sar ala geçmiş mi? Evet parabolik sar ne zaman? 18 Mayıs itibariyle ala geçtiğini bizlere söylüyor. Zaten çok ciddi bir grafiğe yaklaşma olduğunda biz aslında şu noktalarda bile 11-12 Mayıs'larda bile ala geçebilirdik. Şu an için 18 Mayıs itibariyle ala geçtiğini ve yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını emlak konut için söylüyor. Teknik analiz yönünden baktığımız zaman emlak konut gayrimenkulle ilgili orta kısa var için çok güzel sinyaller var. Teknik bazda söylüyorum. Temel bazda da yapması gereken şey karlılığını mutlaka arttırması. Ama teknik bazda baktığımızda bile orta kısa vadede ciddi karlar sunuyor bizlere. Emlak konut için hissemizin ve analiz videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Anlattığım hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar vurgulamak isterim. Kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.